Merhaba arkadaşlar. Dünkü videomuzda sizlere söz verdiğim olayları gerçekleştirmek için test sunucusundayım. Bugün ne yapacağız bu sunucuda? Atlas kahramanımızın ultisiyle neler yapabilirsiniz? İkinci skilliyle gölge içinden çıkıyordu. Bu gölge içinden çıkınca duvarları geçebiliyor musunuz? Hero duvarları geçebiliyor mu? Yoksa kalıyor mu? Bunları göstereceğim size. Bir tane tetsat var arkadaşlar. Bu Hero'da çok etkili büyü tetsatı. Bunu göstereceğim sizlere Fazla vaktinizi almadan hemen Videoya başlayayım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu hero Öyle bir hero ki Yani rakipleri bundan çıldırtacaksınız yani Bunun garantisini veriyorum sizlere Niye mi abi bakın izleyin Bak şimdi burada Ultime basılı tuttum Yönümü belirledim adamlar burada ne güzel Kaçacakken hop adamları toplayıp Kule altına alıyorum Burada saflaştırıyorum yere vuruyorum abi Rakibin işini bitiriyorum yani rakiplerinizi toplayıp kule altına çekebileceğiniz bir özelliği var. Franco'nun da var bu özelliği ama o e, zinciriyle yapıyor ve bir hedef odaklı. Ama bu şampiyon arkadaşlar alan içinde, genişleyen alanın içerisinde ne varsa bunları toplayıp kule altına getiriyor ve gereğini yapıyor arkadaşlar. E, takım savaşlarında bu ulti size büyük özellikler getirecek. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu test sunucusunda test edemiyorum. Acaba bu kahramanımız ultisini kullanırken diğer şampiyonlar tarafından bozuluyor mu? Soru işareti gelince göreceğiz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi ikinci bir detay var. Bu da arkadaşlar kahramanımızın bildiğiniz gibi ikinci skill'i. Dünkü videoda bahsetmiştim. İçinden gölge çıkartıyor ve kahramanımız bu gölgeyi takip ediyor arkadaşlar. Ve birleşince de bir patlama hasarı oluyor. Şimdi bu gölge duvardan geçebiliyor mu? Bunu kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradayım. Gölgeyi attım. Duvardan geçmeye çalışıyorum. Geçemedim. Ama şöyle bir özellik var arkadaşlar. Eğer şu imleci görüyorsunuz değil mi? Yani skillimin menzilini gösteren ok işaretini görüyorsunuz. Bu ok işareti duvarı geçiyorsa gölgede ne yapıyor? Direkt fırlayarak o duvarın içinden geçiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kahramanımız da e, gölgeyi rahatlıkla duvarı aşarak takip edebiliyor. Şimdi arkadaşlar, burada ben şu duvarı şöyle geçtim ya. İkinci farklı bir olay göstereceğim sizlere. Bu duvarı böyle geçtim. Kahramanımda görüyorsunuz duvarı geçti ama bakın burada takıldım. Yani şu demek oluyor bu. E, menzili içerisinde ise duvar onu rahatlıkla geçebiliyorsunuz ama e, gölgeyi çıkarttıktan sonra duvarları geçemiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir detaydı. Bunu bilmenizin size faydası olacaktır. Erkenden biz sizlere bunları gösterelim. Şimdi arkadaşlar diğer bir detay var. O da şu arkadaşlar. Bunu e, diğer kahramanlara göre hasarın çok yüksek olduğunu fark ettiğim için göstermek istedim arkadaşlar. Hemen tesisatlara gelelim. Burada e, büyü defansımız var. Savunmada. E, lanetli mifer diye arkadaşlar. Bunu aldığım zaman ben Bakın neler olacak arkadaşlar. Bakın. Yani diğer hero'larda bu kadar fazla değil ama bu burada gerçekten dehşet bir hasar veriyor. Bu kahramana özel bir şey mi? Pasifini tetik, e, pasifini tetikleyen bir şey mi? Konuşamadım özür dilerim. Uzun zamandır çünkü böyle videolar çekmedim. Pasifini tetikleyen bir şey mi? Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda farklı videolarda sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Bu videodan sonra da testler yapacağım ve bu şampiyona özel ne gibi bir etkisi var. Bunun detayını sizlere vereceğim arkadaşlar. Ve bu kahramanla ilgili ilerleyen zamanlarda da çok mükemmel bir tetkizat videosu gelecek. Bunu da kanalımda göreceksiniz arkadaşlar. Bu videom bu şekildeydi. Sizlere göstermek istediğim bazı özellikler vardı. Onları da gösterdim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bize bir bak, duruşumuz belli. Şampiyonuz, vermez hiçbir el.